49'muş. Hello. İnanır mısınız, şu an açılışı yapmayı unuttum. Yoldayım, Bingöl merkeze geldim. Memleketteydim biliyorsunuz. Bir önceki videolarımı da izlemeyi unutmayın. Neyse, hemen konuya giriyorum. Böyle geze geze Van'a doğru gidiyorum, gideceğim. Şöyle planlarım var. Gelin damından atlayamadım. Oradan da bir Tatvan'a uğrarım büyük bir ihtimalle. Oradan da Van'a, gece Van'da kalacağım. Yarınki planı hiç bilmiyorum. Geze geze siz de benimle birlikte eşlik ederek videonun devamında görebilirsiniz zaten. Buralara geldiğinizde görülmesi gereken yerler adı altında kendi vloglarımı hazırlıyorum aslında. İşle alakalı bugün pazartesi, şu an video çektiğim gün. Çok fazla yoğun bir döneme girdiğim için de o yüzden hem bir yerlerde durup, kafelerde durup maillerimi falan kontrol ediyorum. Ondan sonra o şekilde biraz ağır ağır gidiyorum aslında. Şu an Bingöl merkeze çok daha yeni geldim ama 10 kere falan durdum diyebilirim. Önemli konular vardı. Onları çözdüm. Bingöl merkezden ilk durağımız Muş'a doğru. Hadi bakalım Muş'a gidelim ya biz. Gidek ya. Neydi, bir tane şarkı vardı. Dur, ben bu ara şarkılara taktım. Aa, dilimin ucunda. Kur'an hatırlamıyorum. Arkadaşlar bir, hele bir aşağı yazın. Bu Muş'la ilgili bir şarkı vardı. Yolu... Ha, burası Muş'tur, yolu yokuştur. Bak hatırladım. Hatırladım. Takipte kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bekleyin. Ben bu şansla bu yolda, şimdi Bingöl'den Solhan'ı geçtim. Muş'a girmek üzereyim. Bir 30-40 kilometre kaldı. Bulutlar çöktü, yağmur çiseliyor, inşallah kar yağmaz. Yani o noktadayım şu anda. Neyse, işler bir yandan, yol bir yandan, bir türlü rahat edemedim şu anda. Neyse, bakalım daha nasıl devam edeceğiz. İnşallah güzel geçer. Her şey böyle benim hesapladığım ve planladığım gibi geçer. Ama bir de yağmur yağmasın. Rica ediyorum, ben gittikten sonra yağsın. Ya da ne bileyim, artık yaz gelsin. Rica ediyorum, gördüğünüz gibi. Telefonlarım hiç susmuyordu. Bu arada geldim, gördüm. Muş'un yolları yokuş değilmiş. Değilmiş annem. Değil. Bu Diyarbakırlı arabası burada ne yapıyor? Gidin kendinize evde oturun. Ne yapıyorsunuz burada? İki tane amca. Neyse. Ben millete salça olmak konusunda ödül alabilirim o derece. Çok hoşuma gidiyor insanlara karışmak. Bakayım, Muş il sınırı. Aa, girdim. Aa, valla, aa, şu an tam olarak şu an girdim. Neyse. Evet, şimdi biraz etrafı göstereceğim size. Bakın. Muş'un yolu aşağıyadır. Değildir, yokuş değildir. Hep gördüğünüz gibi aşağıya doğru. Geç hadi amca, önüme geç. Beni solladı. Ben burada size video çekerken ben bayağı küfür etmiştir bana diye düşünüyorum şu anda. Muş şu dümdüz gördüğünüz ova aslında arkadaşlar. İnşallah tam olarak gözüküyordur. Muş tamamen düz bir coğrafyaya sahip. Bu yüzden bakacağız, gezeceğiz. Ben de sizle birlikte öğreneceğim. Sizle birlikte gezeceğiz. Sizle birlikte önce Türkiye'yi, sonra dünyayı gezeceğiz. Dolar düşerse dua edin. Çünkü doların düşmesi için yapılabilecek tek şey duadır arkadaşlar. Bol bol dua edin kendinize. Evet, geldim. Biraz zorlu yollardan da, aslında yol çok kolay da benim işim bir türlü bitmedi. Şu an tam olarak Murat Köprüsü'ndeyiz. Selçuklu mimarisi, yani Selçukluların yaptığı biliniyor ama yılı henüz bilinmiyor. O yüzden 1800'lü yıllar denilebiliyor ama kesin bir tarih söylenemiyor. Etrafında böyle çok güzel piknik alanları, restoranlar, kafeler var. Ben de bir tanesine oturdum. Şurada bir kafe, yani kahve içiyorum. Çünkü niye? Çocuklardan rica edeceğim fotoğrafımı çeksinler diye. Yol çok düzgün. Çünkü doğuda gezerken yollar böyle kötüyse, bazı arabalar gidemezse falan diye bilmek gerekiyor. Yollar bayağı güzel. Binicilikle ilgili de burada birkaç şey varmış bu arada. Hani ilgisini çeken insanlar için söylemiş olayım.
Şurada bak yazıyor 1071 atlı spor falan diyor. Bilmiyorum ama yani istiyorsanız yapabilirsiniz. Köprü bu şekilde. Bir de Muş'ta seyir terası varmış. Oraya da bir uğrayacağım. Ondan sonra Bitlis'e doğru gideceğim. Böyle kısa kısa yolumun üstü olan yerlere uğrayıp kalışımı akşam Van'da yapacağım. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilmiştir. 12 adet sivri kemeri olan bu köprünün genişliği 5 metredir. Boyu 190 metredir. 2002-2009 tarihi arasında birinci bölge, 11. bölge müdürlüğü tarafından onarılmıştır bu arada. Bir onarım geçirmiş bu arada. Şunlar da kamp mı? Çok merak ettim. Soracağım onu şimdi. Yoksa kafe mi? Acayip merak ettim. Bu mimariyi birazcık da şeye benzettim ben. Diyarbakır'daki 10 gözlü köprüye benzettim. Yani evet akşamları burada mesela o kadar sıcak ki hava anlatamam. Ama şu an suya yaklaştıkça serin oluyor. Zaten böyle sıcak şehirlerde su kenarları inanılmaz revaçta oluyor. Çok da seviyorum zaten ben. Evet. Hep böyle sevgililer var etrafta. Bir tek benim yok. Ben tek başıma deli divaneler gibi geziyorum. Ne yapalım? Artık darısı başıma. Kıskanmıyoruz da. Yani olan var olmayan var. Gözümüze mi sokmak zorundasınız? Neyse telefonum geri çalıyor. Şöyle. O kadar güzel fotoğraflar çekildim ki. Neden? Çünkü tam şu arkamda bir köprü kafe var. O kadar efendi, o kadar tatlı çocuklar ki böyle rica ettim fotoğraflarımı çektiler. Ya kahve, ben mesela beni misafir olarak gördükleri için içtiğim kahvenin parasını bile almak istemediler. Zorla verdim. Çok seviyorum toplumumu, yemin ederim. Evet, burnuma girdi. Neyse. Bu arada geldiğiniz zaman mutlaka şeye geliyorsunuz. Köprü kafeye geliyorsunuz. Acayip hoşuma gitti. Çok da efendi tatlı çocuklardı. Toplumumuzu çok seviyorum bu arada. Bir şey daha. Yolda gelirken otostop çeken birkaç kişi vardı. Onları da aldım yol üstünde indirdim. Yani insanlık ölmedi. Öldürtmüyoruz. Tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Hadi. Ufak çaplı bir kayboluş yaşadım. Niye bilmiyorum ters yöne falan girdim biliyor musunuz? Aklım çıktı yemin ederim. Neyse konum yanlış gösterdi. Sonra şimdi gidiyorum. Şöyle bir durum var. Burada meşhur olan birkaç şeyi gördüm. Bugün Muş günü olsun böyle. Muş'ta bir gün falan. Neyse bir Muş lalesi bir de Muş üzümü meşhurmuş. Eğer görürsem Muş yani üzümün tadına bakarım. Laleyi de ya fotoğraflarım ya da bir yerden bulabilirsem sizle paylaşmayı çok isterim. Yani ben şuna da şaşırdım. Sanki Muş Bingöl'den daha büyük gibi. Yani bilmiyorum ama dümdüz ve yani şey her şey birbirine çok yakın. Çarşısı falan bayağı büyük yani Bingöl'e göre. Ama tabii bana mı öyle geldi ondan emin değilim. Şimdilik yolu bulmaya çalışıyorum. Bayağı kayboldum çünkü şehir merkezinde. Herkes bir yöne gösteriyor. Bakacağız bulacağız inşallah bulacağım dur bakalım. İyice vardınız mı vardınız? Vallahi vardınız. Ben de hangi zıkkıma varmışım? Millet bana dedi mezarlık bul mezarlığın sağından içeri gir. Mezarlık arıyorum Muş'un içinde. Seyir tepesini konum seyir aşağısı gösteriyor. İnsan tepe dediği yeri aşağıda konumlar mı ya ne saçma. Neyse bir mezarlık bulup mezarlıktan sağa dönüp yukarı çıkacaksın dedi. Ama konum vardınız diyor. İyice hiçbir zıkkıma varmadım yemin ederim. Neyse mezarcı Metin Usta'yı buldum. Vallahi Allah razı olsun ama mezarlığı bulamadım henüz. Ben kayboldum. Neyse canım sağ olsun. Kameralara da el sallayalım şurada. Bulacağım. Valla buyurun. Kendime mezarlık arıyorum. Mezarlıktan sağa dön dedi bana. Balaban. Kız burası mıdır neresidir? Burada mezarlık yok ben buradan gideyim. Biraz da buradan gideyim kız ne yapayım. Kayboldum. Böyle de kaybolduk kız. Ama saçma seyir tepesi deyip beni aşağıya nasıl gönderiyorlar ya? Kayboldum. Vallahi de mezarlık da görmedi. Neyse birini de göremiyorum ki sorayım ya. Neyse sormamız lazım. Resmen burası bana özel... Tabii ki de yalan atıyorum atacağım birazcık yalan da atmak lazım şu şekilde Muş'un merkezini yani Muş'u görebiliyorsunuz manzarası böyle ben bayağı Murat Nehri'ni falan göreceğiz sanmıştım
öyle değilmiş. Burada meşhurmuş galiba bu restoranda bu künefe. Bir künefe söyledim kendime. Atıştırayım, Van'da yemek yerim çünkü gidene kadar. Bu arada her ili bir video olarak yayınlayacağım. O yüzden işte bu mesela Muş videosu olarak kalacak. Sonra işte Bitlis. Gittiğim her illeri yapacağım. O yüzden mutlaka kanalıma abone olun. Beraber gezelim, beraber öğrenelim. Gitmediğim, unuttuğum, eksik kaldığım yerler varsa yorumlara yazın. Eleştirdiğiniz ya da bir şeyi beğenmediğinizde de mutlaka söyleyin ki ben de ona göre bir dahaki geldiğim zaman nerelere gideceğimi ve gitmeyeceğimi bileyim. Murat Nehri'ni göremiyormuşum. Bayağı zor geldim. Konum aşağıda derede bıraktı. Bir mezarlık vardı. Mezarlığın oradan yukarıya doğru çıktım ama şu ova neyi anımsattı bana biliyor musunuz? Tam böyle yüksek ovada otururken bir köyde böyle görüyorsun. Yani böyle dümdüz. Beğendim. Güzel. Bakalım tatlıyı da beğenirsem onu da söyleyeceğim size. Seyir Tepe kafedeyim bu arada. Onu da göstermiş olayım. Vallahi beğenmesem de söylerim. Neyse böyle bir manzarayı beklemiyordum. Şaşırdım ama neyse kötü de değil yani. Biraz serin serin oturup dinlenebilirim yani. Muş günlüğünü burada sonlandırırken yediğim bir künefe, iki çay, 75 lira dediler ama 50 lira aldı. Teşekkür etmiş olayım buradan da. Seyir terasına geldiğinizde zaten ilk seyir tepe olarak burası gözüküyor. Konum yanlış ama dediğim gibi mutlaka sorarak yolu bulabilirsiniz. Yani künefe gerçekten güzeldi bu arada. Çok ağır değildi, hava çok sıcak çünkü. Özellikle söylemiştim. Onun dışında bugün burada bu videoyu sonlandırıyorum. Muş günlüğünü kapatalım. Siz de kanalıma abone olmayı ve diğer videolar için takipte kalmayı, zili açmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. 49 Muş. Bu espriyi yapmadan kapatmayacağım. Çok üzgünüm. Ya 59 Muş. 49 Muş. 39 Muş. Bak hele bak bak bak. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hey!